sizler açısından, DEM Parti açısından, Türkiye açısından oldukça mutluluk verici, moral verici. Ama aynı zamanda Türkiye'nin, bölgenin, Kürdistan'ın içinden geçtiği siyasal iklim, bayramların bizler açısından buruk geçmesine sebep oluyor. Bizler özellikle yürüttüğümüz seçim kampanyasında da en fazla üzerinde durduğumuz noktalardan biri, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü, bölgede kanın susması, silahların susması, kanın durması, acıların, gözyaşının durması. Bununla ilgili her fırsatta mesajlarımızı en güçlü şekilde verdik. Ama ne yazık ki hala bizler bu dönemde mevcut olan iktidarın savaş zirvelerini topladığına tanıklık ettik. Ve yine biz Ramazan ayı boyunca insanlar oruç tutarken en önemli çağrılarımızdan birisi İsrail'in Filistin işgaline son vermesi, oradaki silahların susması ve insanlara, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere, insani yardıma erişebilmelerinin sağlanmasıydı. Bu konuda dünyada çok sesler yükselse de ne yazık ki yeterince bir ses oluşturulamadı. Biz DEM Parti olarak özellikle Orta Doğu coğrafyasının, Kürdistan'ın, Anadolu ve Mezopotamya topraklarının artık bayramlarını gerçekten bir bayram tadında geçirmelerini istiyor. Bunun için mücadele ediyoruz. Barışın, kardeşliğin, huzurun ihtiyacını Türkiye halkları, Kürt halkı, bu bölgede yaşayan bütün halklar ve inançlar böylesi bir dönemin artık kapılarının açılmasını istiyor. Bu nedenle bizler bu mübarek bayram gününde bir kez daha barışa olan inancımıza, barışa olan tutkumuzla bir kez daha diyoruz ki bu coğrafyada kan durmalıdır. Bu coğrafyada silahlar susmalıdır. Bu coğrafyada Müslümanların birbirinin kanını döktüğü, Müslümanların birbirinin düşmanlığını beslediği ve büyüttüğü bir toplum biçimi, bir yaşam biçimini artık istemiyoruz. Başta bu coğrafyada yaşayan halklar olarak bir arada barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ve ümit ediyoruz ki Türkiye'de oluşan bu yeni siyasal denklem, başta Türkiye olmak üzere bütün coğrafyamızda farklı bütün halklardan ve inançlardan insanların inançlarını, dillerini, kimliklerini rahatlıkla yaşayabilecekleri, ibadetlerini kendi özgünlükleriyle yaşayabileceği, kendi ana diliyle eğitim görebileceği, eşit yurttaşlık hakkını biz bu ülkede tesis edebiliriz. Bütün mücadelemiz ve çabamız bunun içindir. Ben bir kez daha bu duygu ve düşüncelerle ve özellikle bu seçimde DEM Parti olarak elde etmiş olduğumuz bir başarıyı da arkamıza alarak, onun da verdiği bir mutluluk ve bir moralle bizler bir kez daha bayramımızı hep beraber kutluyoruz ve bu bayramın barışa, kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz. Bu bayramın Kürt sorunu için diyalog kapılarının açılmasını, İmralı tecridinin ortadan kalkmasının kapılarını aralamasını ümit ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin, tüm halklarımızın bayramını kutluyorum.